Ama lütfen aceleydin. Ne oldu Yıldırım? Ceyhan, açıkçası durum pek iç açıcı değil. Basının haberi yok değil mi? Aa, yok yok, merak etme. O konuyu gizliyorlar. İyi, bir de gazetelere düşmeyelim Yıldırım. Doğru. Şahidiniz beklemiyor muydu? Bekliyordu efendim. Şimdi gelir. Avukat bey, daha ne kadar bekleyeceğiz? Efendim buradaydı. Bir dakika daha müsaade ederseniz. Şahit yok hakim bey. Koridor boş. Sizin şahidinizi mi bekleyeceğiz avukat bey? Sahip çıksaydınız şahidinize. Duruşma saatini bilmiyor muydu? Allah kahretsin.
savcılığın çağırdığı şahidin mahkeme huzurunda bulunmadığı tespit edilmiş olup bir sonraki duruşmaya yazılı olarak davet edilmesine, sanığa isnat edilen suçun ve alması muhtemel cezanın ağırlığı kaçmaya teşebbüs ihtimalini güçlendirdiğinden tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki buluşmanın...
Cihan, kızları alıp git istersen. Artık yapacak pek bir şeyimiz kalmadı. Tamam, tamam. Çocuklar perişan olacak Yıldırım. Dilara'yı ne yapet çıkar? Merak etme. Ofise gider gitmez tutukluğa itiraz dilekçesi hazırlayacağım. Hakim kabul edecek mi peki? Bilmiyorum. Ama durum ciddi. Umalım da Cihan candan ölmesin. Nasıl? Durum o kadar ciddi mi? Hastaneden henüz bir haber alamadım. Ama umarım iyileşir. Ameliyata girmeden ifade vermiş. Dilara'yı suçlamış. Kefalet olmuyor mu? Kefaletle çıkarırız, çıkarırız ama asıl mesele o değil. Dilara o kadar büyük bir hata yaptı ki silahla gidip candanını tehdit etti. En büyük sorun da buna Ozan şahit oldu. Bu Ozan'ın başımıza açtığı işlerden bıktım biliyor musun? Bu sefer elimden zor kurtulacak dedi. Ya Dilara, sana mı düştü ya gidip candanını korkutmak? Bizim aklımıza gelmiyor sanki. Cihan anne, neticesinde anne. Candan gibi bir kadınla görünce ne yapsın kadıncağız? Başlayacağım şimdi onun annenine. Sen de başlama. Cihan, ne olur sakin ol. Bak kızlar perişan, senin soğukkanlı olman lazım. Lütfen. Cansu, tatlım artık kendini üzme. Bak Yıldırım abin ne söylüyor? Çıkartacağım dedi. Çıkacak, merak etme, üzme kendini. Ama girmemesi gerekiyordu. En baştan girmesi saçma. Tabii ki saçma tatlım ama işte bir talihsizlik oldu. Ama sana söylüyorum, her şey düzelecek, çıkacak. Ya candanı tehdit etmek ne demek, ne alaka? Kızım senin annen öyle birisi mi? Tehdit mehdit ne alaka ya? Sen o candan şeytanı bilmiyorsun, ben onu çok iyi tanırım. Kim bilir kime ne kazık attıysa işte vurdular. O da anneni ateşe attı. Ama söylüyorum sana bak, her şey düzelecek. Gerçek ortaya çıkacak, sen merak etme. Ama ne zaman, ne zaman? Kızım bak söylüyorum sana. En fazla 3 gün sonra annen evde, merak etme. Ay yeter ya, ne çok konuştun, bıdı bıdı. Avukat mısın, nesin, ne çok şey biliyorsun. Ne diyorsun be? Bana mı dedin? Yok dedeme. Sen niye buradasın ki zaten? Aileden bile değilsin sen. Benim babam o ya. Sen neden bahsediyorsun? Ha evet, senin baban. Ama benim annemle hiçbir alakası yok. Bence burada olması çok saçma. Ya sen ne biçim konuşuyorsun? Ben sana mı soracağım ya? Cansucuk, tamam soruyorum. Ya, sana soracağız yani. Çocuklar, burada da mı kavga ediyorsunuz? E görüyorsun baba. Burada da mı? Yıldırım, eve bırakır mısın çocukları sana zaman? Tamam. Hadi siz gidin. Hadi kızlar. Ben sonra geleceğim abi. Hadi. Hadi. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol usta. Yatağım burası. Evden temiz çarşaf falan da iste göndersinler. Sağ ol diyeceksin ha. Çok mu zor? Ağzına yapışmaz, korkma. Tamam, sessiz olun siz de. Yerleşebilirsin. Yiyecek bir şey istiyorsan kantinden söyleyebilirsin. Kızlar sana yardımcı olacaktır. Geçmiş olsun.
Cihan, al şu telefonu ne olur ya. Var mı bir haber? Şimdi aradım, meşgule verdim. Devam ediyordur belki mahkemeden. Leyla, kaç saat oldu ya? Dur takma kafanı, haber gelir şimdi. Anlayamadım da. Neden götürdüler ki kadını acaba? Ne oldu yani? İçeri mi attılar? Cihan nasıl? Öğreneceksin, öğreneceksin. Bir sakin ol. Harun abim arıyor, açayım mı? Aç, candanı soracak hiçbir şey bilmiyorsun. Efendim abi? Çağatay, candanın yattığı hastaneyi bul bana. Tamam abi, hemen bakarım. Abi, abi bir saniye. Muayede teyze istiyor. Haruncuğum, ne oldu? Dilara'yı bıraktılar mı? Bırakmadılar Allah. Tutuklandı. Kolay gelsin. Durumu nasıl? İyiye gidiyor. Uyandı mı peki? Az önce uyandı ama tekrar uyudu. Ama merak etmeyin, iyi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. İfade veremedim. Ne yaptınız? Ayırdınız mı maçları? Ne haber? Nasıl gidiyor? Yayınmadınız lan bunları. Selo. Hayırdır abi? Ya ne biçim iş yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Ne biçim iş yapıyorsunuz ya? Şu kazası be abi. Oluyor öyle arada bir. Ayar kaçıyor bazen. Lan ne demek ayar be? Ne demek iş kazası be? Senin yüzünden gelinim hapse düştü kardeşim. Bana bak Rahmi abi. Hemen mevzuyu bana yıkma. Gelinin gitmiş, kadına tehdit etmiş. Ne bakıyorsun? Bizim de kuşlarımız var herhalde. Gelin 7-6 bana niye söylemedin? Lan ne zamandan beri işten önce sana rapor veriyoruz. Bana bak, temizleyeceksin bu işi. Nasıl yani? Ya bulacaksın birini. Üstlenecek, vereceğiz parası neyse. Ben yaptım desin. Abi yatacak adam mı? Kendin bulacaksın. Ne demek lan o? Bulacaksın birini. Gelinim hapse düştü diyorum, hapse. Senin yüzünden. Yeter be. Gelin o kadar üzülüyorsan gir kendin yat. Hak yerini bulmuş olur. Hem hazmettiren sen değil misin? Bak Selo, deli döveni. Tamam. Paranın kalanını almıyorum. Tazminat say. Ulan bir de para mı alacaksın? İşi yüzüne gözüne bulaştırdın, bir de para mı alacaksın? Hapse düşürdün gelinimi be. Bana bak Rahman abi. Seni severim, bilirsin. Bir sürü iş yaptık seninle birlikte. Sana olan hürmetimden dolayı ağzımı açmıyorum bak. Ama benim canımı sıkma. Sıkarsan polise konuşan biri çıkar. Perişan olursun. Anladın? Hadi yaylan şimdi. Bak Selo. Gel lan dedim. Ulan Rahmi, bir işi de yüzüne gözüne bulaştırma be. Ah Suat, hep senin yüzünden. Çakallara beni teslim ettin. Canlı. Ozan. Sen burada mıydın? Evet. İyi misin? Dur, 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 dur. Dur, bekle. Hadi. Rahat mısın? Rahatım sağ ol. Bütün gece ayrılmamışsın başımdan. Hemşire söyledi. Evet. Benim yüzümden oldu her şey. Kendini suçlama lütfen. Anneni suçla, senin suçun değil ki. Gittin mi mahkemeye? Gittim. Ama yetişemedim. Çünkü trafik vardı. İfade veremedin yani. Yaptıkları Dilara'nın yanına kar kaldı desene. Canan.
Öyle söyleme lütfen. Neyse tamam. Annenin aleyhinde ifade vermeni bekleyemezdim zaten. Caner Hanım nasılsınız? İyiyim doktor, sağ ol. Ameliyatınız çok iyi geçti. Durumunuz da gayet iyi görünüyor. Sanırım yarın akşam taburcu ederiz sizi. Duydun mu? Yarın akşam taburcu olacaksın. Ben bakarım sana artık. Sen mi? Evet, beğenemedim. Bugün iyice dinlenin. Biraz da sıvı gıdalar almaya dikkat edin. Hemşire Hanım, Candan Hanım'a bir çorba söyleyin. Ay yok doktor bey. Hastane yemeği yiyemem, ne olur. Dışarıdan almamın bir sakıncası yok değil mi? Tabii ama önce bir çorba içse daha iyi olur. Geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Ozan hiç zahmet etme. Saçmalama, ne zahmeti? Hangisini istersin? Mercimek mi? Tavuk suyu mu? Tavuk suyu olur. Tamam. Hadi gelin. Ya oğlum emin misin burada olduğunda? Baba iğne deliğine girse bulacağız. Aha işte. Vallahi yanılmamışsın. Ne oldu? Ne işiniz var? Niye geldiniz? Senin ne işin var oğlum burada? Candan'ın başını mı bekliyorsun? Evet. De bundan sana ne? Bana ne? Evet, sana ne? Uzan oğlum 50 kere söyledim. Bu kadın yılan. Sen bilmiyor musun? Ne işin var bu kadın? Ben Candan'la birlikteyim. Bu seni ilgilendirmez. Dedireceğim ya. Evladım. Bak Candan'a ateş açmış. Ya o mermilerden biri sana gelseydi ne olacaktı oğlum? Gelmedi ama. Bak sapasağlam. Annem süper katil seçmiş. Tam hedefi burada. Oğlum ne biçim konuşuyorsun sen ya? Farkında mısın ne dediğini? Evet, farkındayım dedim. Sen de korkma baba. Şahitlik falan yapmayacağım. Annemin aleyhinde konuşmayacağım, merak etme. Sandığın kadar hayırsız bir evlat değilim. Ozan, güzel evladım. Bak senin böyle serseri mayın gibi ortalıkta gezmenden çok endişeleniyorum. Kahrolun. Ne olursun yapma. Bak çekilir misin? Gel biraz konuşalım. Baba bırakır mısın? Gel. Bırak ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ya baba ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun sen? Ya bırak çocuğu. Git. Ne yapıyorsun şimdi? Eşkıyalan mı başladın? Oğlum ben eşkıya falan değilim. Senin babanım. Bu mu babalık? Sen babalıktan bunu mu anlıyorsun? Oğlum ben sana ne diyeyim daha ya? Ya bin kere söyledim evladım. Bak bu kadın yılan. Bundan uzak dur. Bu kadın seni kullanıyor çocuğum. Durmuyorum. Sen de bana karışmayacaksın. Anladın mı? Oğlum senin hiç mi vicdanın sızlamıyor ya? He? Niye sızlasın? Ne yaptım ki ben sızlasın? Oğlum annen karakol kapısı görmemiş bugüne kadar. Kadın içeride lan. Annem kendi kaçındı. Sus senin yüzünden. Seni o şerefsiz candandan uzak tutmak için. Kendi kaçındı çünkü. Gitti kiralık katil tuttu. Vuramadı da bir de. Yatsın kalksın bana dua etsin ölmedi diye, ölmedi diye. Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Annenle bir ilgisi yok. Nasıl ilgisi yok dedi, o tuttu katili. Oğlum annen yapmadı. Ya kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Geldi kapısına kadar vurdu, hem de o gün oldu her şey. Ozan yeter. Ben senin babanım çocuğum, benimle doğru konuş. Ya sen nasıl bir erkeksin ya? Sen nasıl bir erkeksin ben anlamıyorum. Hala anneme nasıl inanabiliyorsun? Ya ne yapıyorsun ya? Yürü git. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bak sonra pişman olacaksın. Yapma gözünü seveyim. Ya baba ben nerede hata yaptım ya? Ya ne olursun tamam sonra konuşuruz. Nerede hata yaptım? Ya ben bu çocuğu adam gibi yetiştirdim ya. El bebek, gül bebek yetiştirdim baba. Terbiyeli bir çocuktu bu. Ne oldu buna böyle? Tamam oğlum tamam sonra konuşuruz. Şu sinirin geçsin. İpin teki oldu ya. Ya gel yürü hadi yürü gel. Gel. Gel sonra konuşuruz yavrum gel. Nereye gideceksin bu çocuk? Ne bileyim ben ya ne bileyim ya. Of of. Hemşire Hanım, size zahmet şurada çantam olacak. Verebilir misiniz? Sağ olun. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Ne çabuk geldin. Candan.
Geçmiş olsun. Kaza geçirmişsin. Kaza mı? Harun, vuruldum ben. Dilara'nın adamları vurdu beni. Bence kaza. Harun, Dilara delirmiş. Yemin ederim ki delirmiş. Silahla evime geldi ya. Başıma silah dayayıp beni tehdit etti. Az kalsın ölüyordum. Ozan gelmeseydi ölüyordum şimdiye. Nasıl oldu? Kapı çaldı. Ben de kapıcı zannettim. Açtım. Dilara, çekip konuşacağız. Nasıl buldun burayı? Ozan'ı takip ettirdin değil mi? Korkunç bir kadınsın sen. Evet Candan, ben korkunç bir kadınım. Oğlum sana bırakacağım mı sandın? Kimin evi burası? Bir müvekkilimin evi. Çok cömertmiş gerçekten. Dilara, ne söyleyeceksen söyle git. İşim var, çıkacağım. Oğlumun yakasını bırakacaksın Candan. Esas oğlum benim peşimi bıraksın. Bence sen git önce Ozan'la konuş. Aa, bir dakika ama. Oğlum seninle konuşmuyordu değil mi? Candan sus. Çok üzgünüm. Oğlum bana aşık oldu Dilara. Sen Harun'u nasıl elimden aldıysan ben de Ozan'ı elimden alacağım. Hem de ilelebet. Candan, yemin ediyorum seni öldürürüm. Yemin ediyorum seni öldürürüm Candan. Ne yapıyorsun sen? İndir o silahı lütfen. Dilara bak. Her şey Ozan'ın fikriydi. Sen galiba o gazetelerde çıkan fotoğrafları gördün ve ona kızdın değil mi? Hepsini Ozan ayarladı. Bak, hepsi Ozan'ın fikriydi. Yemin ederim o istedi, seni kızdırmak için. Sonra Dilara kendini kaybetti, ateş etti işte. Sana Ozan'ın yakasını bırak demek için derdi yani. Evet, Ozan istedi yemin ederim ki. Annesini kızdırmak için. Canlı, sence ben bu masada inanacak kadar aptal mıyım? Harun yapma. Bak, doğruyu söylüyorum. Hem elimde ses kaydı var. Bana inanmıyorsa... Bak, ne oldu akşam biliyor musun? Tam evime giriyordum, adamlar ateş etti. İki tane kurşun yedim ben ya, vuruldum. Nasıl ses kaydı? Telefona mı kaydettin? Harun olmuş. Candan o kaydı yok edeceksin. Ya da boş ver. Sen hastaneden çıkmadan ben hallederim. Harun, bak yapma. Dilara delirmiş diyorum. O kadın kafayı yemiş. Psikolojik problemleri var. Sen de zaman geçtikçe anlayacaksın. Yapma, ne olur yalvarıyorum. Evin nerede canım? Var mı ne olur? Kendin nerede evin? Evin nerede? Göktepe villalarında. Kaç numara? 18. Candan, şimdi çok iyi dinle. Sana iki şey söyleyeceğim. Bir, Ozan'dan uzak duracaksın. Harun, Ozan istedi yemin ederim ki. Lafımı kesme. Ozan'ın yanlışlıkla bile 100 metre yakınında olduğunu duymayacağım Candan. İki, ifadeni değiştireceksin. Dilara senin evini falan basmadı. Başına silah dayamadı. Sen ona kin gittiğin için yalan söylüyorsun. Bak burada mağdur olan benim diyorum. Anlamıyorsun. Anladın mı anlamadın mı? Burası da benim. Ben anladım. Sen anladın mı anlamadın mı? Dilara beni silahla tehdit etmedi. Evime gelmedi. Çok güzel. Çok güzel. Sonra? Ben ona düşmanlık beslediğim için yanlış ifade verdim. Yalan ifade verdim. Niye düşmanlık besledin ona? Seni elimden aldığı için. Hayır, hayır. Seni avukatlıktan azlettiği için. Tekrar et. Avukatlıktan azlettiği için. Çok güzel. Çok güzel.
Candan, ben yine geleceğim seni ziyarete. Ve eminim geldiğimde her şey yoluna girmiş olacak. Çok geçmiş olsun. Çağatay, Candan Göktepe villaları 18 numarada oturuyormuş. Yalan söylüyor ama doğru da olabilir. Elinde ses kaydı varmış. Dilara tehdit ederken telefona kaydetmiş. Al o telefonu bana getir. Duydun mu beni? Duydum abi. Duydum da. Ne duydun da ne? Göktepe villalarında olduğundan emin misin? Değilim Çağatay. Eğer oradaysa al telefonu getir. Değilse de evini bul bana. Efendim Candan. Maide Hanım. Evet. Dilara beni vurdurttu. Hastanedeyim ben. Tamam, her şeyden haberim var, biliyorum. Az önce Harun geldi. Ev adresimi sordu. Yanlış bir adres verdim. Sizin eviniz olduğunu anlarsa mahvoluruz Maide Hanım. Tamam tamam, sen merak etme. Her şeyi halledeceğim. Ozan'la bir daha görüşmeyeceksin dedi. Ben artık Ozan'la görüşemem. Ay, hakikaten sen epey korkmuşsun. Abuk subuk konuşuyorsun Candan. Ben her şeyi halledeceğim diyorum. Kızım, sen iyileşmene bak. Maide Hanım, bir şey daha var. Dilara beni silahla tehdit ettiğinde diğer telefonuma kaydetmişti. Onu Harun bulmadan benim evimden aldırabilir misiniz acaba? O kayıt bana lazım Dilara'yı hapse attırmam için. İyi tamam, ben hallederim. Maide Hanım, Ozan'ı ne yapacağız? Artık onunla görüşemem ben. Ay, şimdi Ozan'ın sırası mı Candan? Onu da sonra konuşuruz. Harun, Candan'ın bizim evde oturduğunu öğrenirse ikimiz de biteriz, haberin olsun. Ne yapacağız peki? Ne demek ne yapacağız? Oraya gideceğiz ve o telefonu alıp buraya getireceğiz. Hala duruyorsun. Aç! Aç! Ben sana nasıl güveneyim ya? Siz beni Harun'un önüne yem diye atarsınız, yem. Ozan. Ozan, çok kötüyüm, çok ağrı var. Oğlum, yanına. Ne olur doktoru çağır, çok ağrı var, çok lütfen.
Çağatay. Mahalle teyze tamamdır. Aldım telefonu. Gerçekten kayıt var mıymış? Var var. İyi tamam, hemen getir buraya bir dinleyelim kaydı, ondan sonra Harun'a veririz. Tamam, eve geliyorum. Hadi çabuk ama uç. Efendim? Ayşe Hanım yetiş. Utku beni bıçakla kovaladı. Ay, yaralı mısınız? Değilim, kaçtım. Banyoya saklandım. Çok korkuyorum ama. İyice delirdi. Nerede peki şu an? Elinde mi hala bıçak? Bilmiyorum, kapıya vuruyor. Utku! Oğlum vurma! Utku! Ayşe, ne oldu? Utku. Tamam, siz lütfen hemen telefonu kapatıp ambulansı arar mısınız? Ben de hemen geliyorum. Tamam. Yine mi ya? Benim aptallığım ya. Ya suçlama kendini yine. Ya evde tedavi görsün dedi. Tamam dedim ya. Annesinin lafı dinlenilir mi? Tamam, gidiyorum tamam. Ben. Ben de geliyorum. Senin Hasan yok mu? Yok, hastam falan. Yok dedim ya, hadi. İyi hadi. Utku Durmaz, 34 yaşında, paranoid şizofren. İlaçlarını almamış, şu anda tak geçiriyor. Sağ ol Azim. Cihan, sen Dilara'yı görmeye gidecek misin? Hayır. Niye oğlum ya? Çocuklarının annesi, kadın hapse düşmüş. Yıldırım uğraşıyor baba. Elinden ne geliyorsa yapacak. Ben suratını bile görmek istemiyorum. Sen bilirsin ya. Peki ben gitsem bir sakıncası var mı? Yok baba, sen git. Ben görmedim. Bana yaptığı onca şeyden söylemesini göreceğim ben. Sen bilirsin oğlum. Benim şimdi derdim Ozan baba, Ozan. Dilara değil. Ne hali varsa görsün. Ozan'a ne yapacağım baba? He? Bu candan inleyen şeytandan nasıl kurtaracağım ben çocuğumu ya? Nasıl kurtaracağım? Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim, sen Ozan fazla üstüne gitme ya. Ne yapayım baba peki? Candan'ın eline mi bırakayım? Çocuğum benim ya. Tamam oğlum, ne yapacaksın ya? Peşine adam mı bulacaksın? Eve mi kapayacaksın? Senden para almıyor. Arabanı kullanmıyor, evde kalmıyor. Ya ne yapacaksın yani? Evlatlıktan mı reddedeceksin? Tövbe tövbe ya. Oğlum benim ya, baba nasıl reddederim onu? Ne yaparsa yapsın, öyle bir şey yapar mı? Ya oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Ozan haklı mı? Bir yerde haklı çocuk. Allah aşkına nerede haklı baba? Git Candan'la evlendir o zaman. Ya oğlum ben başka bir şey söylüyorum. Ne söylüyorsun baba, açık olmuş. Oğlum bak, delikanlı çocuk. Adı üstünde, damarlarında kan durmuyor, deli gibi akıyor ya. Yani böyle bir çağda tutuyor annesi bizim düşmanımızla beraber oluyor. O da yetmedi, bir de hamile kaldı. Yani üstüne üstlük sen de nikah bastın. Yani bunu hangi çocuk kabul eder kolay kolay Cihan, ha? Doğru, etmez. O zaman daha bir anlayışla davranacaksın çocuğa. Ya bak biliyorum yani sen ne yaptıysan iyi niyetinle yaptın. Ailemizi, şerefimizi kurtarmak için yaptın. Yani kızlar perişandı, Gülseren yeni ölmüştü. Yapmaz olaydım baba. Dilara bu kadar fedakarlığı hak eden bir kadın değilmiş. Biliyorsun geçmişte de bana neler yaptı. Ne oyunlar, ne tuzaklar kurdu. Ama tekrar beni elde etmek için yapıyor diye düşündüm. Ama bu yaptığı yemir gibi turur şey değil baba. Değil. Ayrıca doğru söylüyorsun. Kızlar atlatırlardı Gülseren'in ölümünü. Bir şekilde atlatacaklar. Keşke Amerika'ya gitmesine izin versin. Keşke. Haluk Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba hocam. Merhabalar. Ben Utku'yu getirdim yine. Tamam, yatırdın mı? Yatırdım, ben ilgileneceğim her zamanki gibi. Tamam, ayrıntıları Emin Hoca'yla konuşursunuz. Ya aslında biz Emin Hoca'yla 4 ay önce taburcu etmiştik. Tabii tedavisi hastanede devam etmesi şartıyla. Annesi çok ısrar edince hocam, lütfen evde tedavisine devam etsin diye maalesef sonuçlu. Ondan sonra da böyle oluyor. Hep başarabiliriz zannediyorlar. Ne veriyordun?
Devam edeyim mi hocam? Bütün bilgileri burada. Tamam. Devam et ama dozu arttır. Geçmiş olsun. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Görüşürüz Ayşe. Hoşçakalın. Görüşürüz Zeyla. Artun Çelebi değil mi o ya? Evet o ya. Ne işi var onun hastanede? Aa. Doktorluk lisansını almadılar mı bunu? Almamışlar baksana. Buraya da yetişmiş sahtekar ya. Ya sahte rapor verdiğini Sahar Sultan bile duydu yani. İnsan utanır, memlekete giremez, bir de hastaneye girmiş. Ay, tam buldum memlekete girmeyecek adamı. Sahtekar, hadi yürü. İşte olan oldu oğlum, yapacak bir şey yok. Yani sen tamamen iyi niyetin kurbanısın. Hadi gel içeri gidelim de kızların yanında oturalım hadi. Sen geç, ben geliyorum. Peki. Cihan mı? Cihan. Aç, aç. Alo? Alo Ayşe. Kusura bakma, anca arayabildim. Yok, önemli değil. Ben çok merak ettim sizi. İyi misiniz? Dilara nasıl? Tutukladılar, cezaevine götürdüler. Tutukladılar mı? İnanmıyorum ya. Çok üzüldüm. Peki çıkacak mı? Bilmiyorum Yıldırım. Çalışacak, uğraşacak. Ozan'la birbirimize girdik Ayşe. Kızlar çok kötü durumda. Ne yapacağımı şaşırdım. Tükendim artık. Gerçekten tükendim. Böyle konuşma Can lütfen. Her zamankinden daha güçlü olman lazım. Kızların sana ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun da söylemesi kolay. Biliyorum evet, söylemesi kolay. Sen şimdi neredesin? Evdeyim. Kızlarla oturup konuşacağım biraz. İşini bitirince beni arar mısın? Hem görüşelim hem de belki bir ilaca başlarsın. Çünkü şu an ağır baskı altındasın. Tamam, görüşürüz. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hello, evet. Parça çikolatalı keklerimiz de geldi. Buyur Rami Beyciğim. Ne çikolata parçası ne keki ya. Ha. Koyun can derdinde bu et derdinde ya. Rahmi Bey, ekstra ne diyorum, ekstra çikolatanın üstüne basa basa söylüyorum değil mi? Ne olmuş basa basa söylüyorsan? Rahmi Bey, çikolata yersen direkt çikolata beyine gidiyor ve beyinde mutluluk hormonları, endorfin fışkırtıyor. Sen mutlu oluyorsun yani, sen şey desen de... Geliyor sana diyor ki Rahmi Bey diyor, sen kendini kötü hissetsen bile diyor, şimdi çok iyisin diyor. Böyle wow oluyorsun, anladın ne mı? Ne olmuş? Tamam, anladım, tamam. Ne i̇şte, olmuş? Endorfin yani mutlu oluyor, çocuklar da üzgün diye şey yapıyorum. İyi, tamam. Ne iyi, tamam? Ben mi söylüyorum bunu? Bunu bilim adamları söylüyor. Kime söylüyor? Sen mi konuştun bilim adamlarıyla be? Ne alakası ya bilim adamı? Aha, Avukat Bey de burada bilim adamı değil mi Avukat Bey? Endorfin şey yapmıyor mu? Hayret bir şeysin ya. Dede, annemi ne zaman görebiliyormuşuz? Ya gideceğiz kızım, gideceğiz. Daha bugün girdi içeri, dur. Ya şu kelimeyi kullanma lütfen ya. Ya Dilara Hanım, sen de kader kurban oldun ya. Vallahi nereden nereye? Sen kalk denize nazır yaladan. Çık kuş kuş tüyü yataklardan. Git o beton hücrelerde demir ranzalarda uyu. Tamam Keriman, sus Allah aşkına, sus biraz ya. Amma şom ağzısın ya. Ya annemin hırsızlarla, katillerle aynı yerde olduğunu düşündükçe... Hırsız bir şey mi? Hırsızdan zarar gelmez. Hırsız iyidir. Hırsıza ne? Katiller var ki insan öldürmüşler. Bunlar kendilerini kraliçe zannediyorlar. Yani gelene gidene herkese atar çekiyorlar. Gel ayağımı yık, öbürüne diyor çayımı yap, öbürüne diyor gel sırtımı ayakla. Gel tamam. Yapma, sus, yapmazsan... Sus, sus, gözünü seveyim. Sus, tamam, anladık, tamam. Cansu. Bir de psikopatlar var ki, bu camcılar, jiletçiler, facacılar. Hala konuşuyor ya, yani, hala konuşuyor. Adamı yok ederler, boynunu böyle hırt diye. Sus kadın, sus, 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 sus. Ya boşuna mı söylüyoruz? Burada da tercibe konuşuyor işte. Ben de hapishanede yattım işte, onun için diyorum bir an önce babasıyla konuşun da kadını oradan çıkarın ama yani. Laf anlamıyor bu. Nerede kaldı bu Cihan'da? Amma ne telefon konuşmasıymış bu. Thank you.
anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Koskoca Dilara Gürpınar nasıl hapse düşebilir? Sözde ordu kadar avukatımız var. Ne işe yaradınız? Geldiniz oraya cübbelerinizi sallaya sallaya. Bir havalar, bir şeyler. Ne oldu sonucunda? Hiç kurtaramadınız annemi. Ah, ben de diyordum deminden beri ne zaman Azal Hanım lafa girecek, kazandığını gösterecek. Azal'cığım, düşündüğün gibi değil. Her şey bu şekilde ilerlemiyor. Azal, ne diyorsun? Yalan mı söylüyorum? Kurtaramadınız annemi, hiçbir şey yapamadınız. Demek ki daha iyi avukatlarla çalışmamız lazım. Kızım, sen Yıldırım abine terbiyesizlik mi yapıyorsun yoksa bana mı öyle geliyor? Babacığım, annem için çok üzüldüm. Orada olduğu için çok üzülüyorum. O yüzden ağzım söylediğim şeyi kulağım duymuyor. Kızım, sen niye böylesin ya? Böyle bir zamanda bile nasıl bu kadar küstah olabiliyorsun? Sen kaç tane hukuk fakültesi bitirdin kızım? Nereden biliyorsun? Cihan'cığım, çok üzüldüğü için böyle konuşuyor. Önemli değil. Hayır efendim. Yapamaz böyle terbiyesizlik. Özür de abim. Özür dilerim. Öyle değil, yarım ağız değil. Baba, tamam, özür dilerim. Ben odama gideyim. Otur yerine. Baba, annemi ne zaman görebiliriz? Kızım, bilmiyorum. Yıldırım abinin uğraşıyor işte. Bakın, ben size gerçeği anlatayım. Annenizin Candan'ı tehdit ettiği doğru. Yok yok, öyle değil. O ateş etmemiş. Yani Ozan'la ikisinin öyle sarmaş dolaş fotoğraflarını görünce çileden çıkmış. Korkutmak istemiş, başka bir şey yapmamış. Şans işte, akşamına da Candan'ı ateş etmişler evin önünde. Kim bilir kim yaptı, bilmiyoruz yani. Yani sonuçta anneniz suçlu değil çocuklar, tamam mı? Yani onu annen yapmamış. Kurtaracağız, bir şekilde yapacağız. Candan, 50 tane karanlık kişi var. Kim bilir kim yaptı? İnşallah hayırlısıyla kurtulur ya. Çocuklar, verdiğim dilekçeyi hakim bir şekilde kabul edecektir. Oldu etmedi, kefaletle serbest bırakacaktır. Merak etmeyin. Ne zaman çıkacak peki annem? En fazla bir haftaya Azal'cığım. Baba, Ozan nerede? Keşke bilseydim kızım, bilmiyorum. Aç şu telefonu Candan ya. Neredesin ya? Neredesin? Lan başına kötü bir şey mi geldi öldürürüm. Duydun mu beni? Seni öldürürüm. Dilara, ne yapıyorsun sen? İndir o silahı lütfen. Ozan, ya benimle gelirsin ya ben bu kadını şimdi burada öldürürüm. İndir o silahı, indir. Ozan, bırak! Dilara Hanım yalnız sağlam tehdit etmiş Candan'ı. Korktum vallahi. Candan bunu mahkemeye verse bu kaydı, Dilara 40 yıl çıkamaz içeride. O vurdurttu o zaman Maile teyze. O bile olsa bizim şimdi vazifemiz Dilara'yı korumak. Ne yapacağız o zaman? Kaydı yok mu edeceğiz? Olur mu öyle şey? Kaydı yok edersek Harun Candan'ın peşine düşer. Zaten DNA yüzünden kızgın bana. Bir sakinleştirmem lazım benim onu. Veririz kaydı. İster imha eder, ister saklar.
Candan senden Kayri istersen ineceksin. Ay ben Candan'a hiçbir şey söylemek zorunda değilim Çağatay. Efendim Candan. Alo Maide Hanım. Ben şimdi eve geldim de telefonu bulamadım. Korkma korkma. Telefon bende. Çağatay'ı yolladım aldım. Oh, çok korktum Harun aldı diye. Yalnız ben bu evde kalamam artık. O nedenmiş? Harun beni bulursa öldürür çünkü. Sana narkoz almak iyi gelmemiş Candan. Şu anda olabileceğin en emin yerdesin. Bakın anlamıyorsunuz siz. Asıl sen anlamıyorsun kızım. Sen Harun'a yanlış adres vermedin mi? Evet verdim. İşte ondan korkuyorum ya. O adrese gidecek, beni bulamayacak. Harun kendi evinde mi arayacak seni? Senin şu anda oturduğun ev Harun'un evi. Derin bu adam kendi evinde seni arasın. En rahat yer orası diyorum sana. Peki tamam. Siz bana telefonu gönderebilir misiniz? Telefonum bende, güvende. Hiç merak etme. Dilara'yı mahkum ettirmem için o telefona ihtiyacım var. Kızım, yür Pınar'ları mahvedecek kaydı en iyi yerde saklarım ben. Nerede mi? Bankada. Yine de gönderseniz. Bana göndersene, bana göndersene. Sana göndereyim de Harun peşine düşsün, değil mi? Sen merak etme. Bunları düşünme, iyileşmene bak. Candan. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ben sizi sonra arayayım mı? Demek Ozan geldi. Evet. İyi, hadi hadi. Kaçırma. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Nereye kayboldun? Ozan, her şeyi anlatacağım. Lütfen sakin ol. Neyi anlatacaksın? Ağrım var dedin, doktor çağırdım. Bir baktım yoksun. Lütfen şöyle oturur musun? Bak Candan. Eğer bana bir oyun çeviriyorsan. Hayır, hayır. Lütfen. Geç. Abi, tamamdır. Telefonu aldım. Candan'ın verdiği adres doğru çıktı. Göktepe villaları numara 18. Hayret, doğru adres varmış. Vallahi doğru vermiş. Telefonu kontrol ettin mi? Yanlış bir şey almış olmayasın. Yok abi, kontrol ettim. Kayıt var. Maide teyzeye verdim telefonu. Ondan alabilirsin. İyi tamam, sen işine bak o zaman. Ben eve gelmek üzereyim zaten. Tamamdır. Buraya geliyor. Ben gideyim artık. Aferin Allah, çok iyi iş hallettin. Bu hizmetin karşılıksız kalmayacak yalnız. Eve gittiğinde bir hesabını kontrol et bakalım. Aile teyze, olur mu öyle şey? Biz aileyiz. Aile arasında... Olmaz öyle şey. Aileyiz ama bu da senin hakkın. Hadi şimdi işine bak, güle güle. Güle güle. Alo. Hah, Huriye. Hah. Ben Maide, nasılsın? Ay, sesini duydum, daha iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Huriye, şimdi beni iyi dinle. Hah. Hani ben bir zamanlar bir doktora gitmiştim, film plan çektirmiştim. Hatırlıyor musun onu? Hatırlamam. Hah. O filmleri ortadan yok et. Neydi? At ocağa yansınlar. Tamam mı? Tamam hanım. Ha, sonra da Ayşe veya Harun seni arayıp Maide annem hiç doktora gitti mi, film filan çektirdi mi diye sorarlarsa hayır diyeceksin. Tamam. Sakın ha, ağzından bir şey kaçırma, anladın mı? Anladım hanımım, anladım. Ha. Harun? Alırım. Ha, geldin mi? Nerede telefon? Oğlumun yakasını bırakacaksın Candan. Esas oğlum benim, peşimi bıraksın Dilara. Sen bana çorba almaya gittiğinde Harun geldi hastaneye. Harun mu? Ne alaka? Annen şikayet etmiş bizi. Ozan'la bir daha birlikte görmeyeceğim seni dedi. Görürsem gebertirim dedi. Sen de kaçtın eve geldin. Öyle mi? Kaçmasaydım yine hastaneye gelecekti. Seni benim yanımda görecekti. Annenin kulağına gidecekti. Annem hapiste değil mi? Bu adam nasıl ulaşıyor anneme? Ozan, Harun'dan bahsediyoruz burada. Görmek isterse hapishane falan dinlemez. Daha dakikasında gitmiştir. Ya bu kadın durmayacak mı?
Hapishaneye girdi, hala oyunlarına devam ediyor. Peşimi bırakmıyor ya. O zaman biz artık görüşmeyelim seninle. Bak, seni düşündüğüm için söylüyorum. Candan bırak ya. Açık açık söylesene. Ben Harun'dan korkuyorum de. Git de. Ozan deli misin? Ben sen hayatıma girdiğinden beri ilk defa kendimi iyi hissettim. Güvende hissettim. Hayat bana daha kolay gelmeye başladı. Ama senin için korkuyorum. Bak, annem peşimizi bırakmayacak. Bizim birlikte olduğumuzu gördükçe daha beter çıldıracak. Kim bilir sana daha neler yapacak Ozan. Annem bana hiçbir şey yapamaz. Çünkü benim annemle bütün bağlarım koptu, anladın mı? Korkacak hiçbir şey yok. Ama kendim için korkuyorum diyorsan çeker giderim. Evet, kendim için de korkuyorum. Ama başıma bir şey gelecek diye değil. Neden korkuyorsun peki? Ben sana bağlanmaktan korkuyorum Ozan. Sana kapılmaktan korkuyorum ben. Candan, seni öldürürüm. Duydun mu beni? Seni öldürürüm. Dilara, ne yapıyorsun sen? İndir o silahı lütfen. Ozan, ya benimle gelirsin ya ben bu kadını şimdi burada öldürürüm. İndir o silahı, indir. Dilara bayağı delirmiş değil mi? Kim olsa delirir. Ozan'la Candan. Olacak şey. Gördün mü Dilara'yı? Mahkemede gördüm işte. Böyle uzaktan. Nasıl? Nasıl olsun ki? Berbat, mahvolmuş. Bitmiş. Cezaevine gitmedin. Gideceğim. Gideceğim de. Oh! Nasıl karşılayacak bilmiyorum. Nehir gözüm. Biliyorum çok kızgınsın bana. O emzik yüzünden berbat ettim her şeyi. Evet, biraz öyle oldu falan. Ben Dilara'nın kalbini kazanmak için aylarca uğraştım. Bence ölüme atladım da işte öyle ikna oldu. Ne diyeceğim, nasıl yüzüne bakacağım bilmiyorum. Bana güvenmedin. Halazın kendi oğlun olduğuna inanmadın diyecek. Ne diyeceğim o zaman? Halam yaptım diyeceğim. Evet, öyle diyeceksin. Hala, ben o rapora inandım. İnandım ve neler söyledin Dilara'ya? Ellerim kırılaydı da o emziği almasaydım. Kötü bir niyetim yoktu ki. Yarın öbür gün Cihan çocuğu sahiplenirse diye elimizde bir belge olsun istedim. Onu o zaman düşünecektik hanım. O zaman çıkaracaktık raporu. Ne desen haklısın. Sana karşı çok mahcubum. Bu hatayı düzeltmenin bir yolu varsa... Yok, yok, yok. Maalesef yok. Ay ay. Ne oldu? Yok bir şey. Böyle bir gözüm karardı. Gözüm mü karardı? Ha. Ay, böyle gözümün üstünden bir şeyler uçuştu, benekler uçuştu. Al, hemen doktora gidiyoruz. Yok, ne doktoru canım, saçmalama. O benekler yıllardır uçuşuyor, bir şey olmuyor. Ciddi bir şey yok. Benekler diyorsun, al. Ciddiye almak lazım mı? Yok yok, doktora falan gitmem şimdi. O tabut gibi şeye koyacaklar beni. Ölüm Allah, hayatta gitmem oraya. Ay dur, tamam. Ana bak, hafife alınmaz böyle şeyler. Dur, ben Sema'ya bakıyorum şimdi. Bakalım mutfakta ne yapıyor. Bak, geçti gitti bile. Gayet iyiyim. Çok iyi. Ne yapıyorsun aşkım? İyidir canım, çalışıyorum. Sesin çıkmıyor, sabahtan beri yoksun ortada. Hiç sorma ya, neler oldu neler. Ne oldu? Sen mi yaptın?
Özledin değil mi anneyi Demir? Ben de özledim ama gelecek. Gelmeyecek diye düşünmek yok, tamam mı? Gelecek. Az kaldı. Cansu. Üzülme ne olur. Demir yalnız değil ki. Sen varsın. Babası var. Hiçbiri annesi değil ama. Bir bebek için hiçbir şey annesi gibi olamaz ki. Müsait misin? İyi ki aradın. Nasılsın? Deniz annem cezaevinde ve biz hiçbir şey yapamadık. Öylece izledik biliyor musun? Avukatla konuştunuz mu? Evet. Ay Yıldırım abi kefalete çıkarız diyor ama bilmiyorum. Ya çıkamazsa Deniz, düşünmeden edemiyorum. Ne yapacağız Demir, ne yapacak? Aşkım bak adam çıkarırız demiş. Şimdiden bunları düşünüp boş boşuna üzme kendini, olur mu? İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın bir tanem. Üzülmene dayanamam. Üzülmek yok, tamam mı? Tamam, merak etme. Bak ne zaman istersen ara beni. Hemen gelip alırım. Tamam. Şimdi Demir'leyim ama arayacağım ben seni. Tamam. Seni seviyorum bir tanem. Ben de seni. Biz de anlat mı? Bir şeyler hazırlatayım mı? Yok abi, sağ olsun. Hı. Fazla. Ne işin var senin burada? Beni mi takip ediyorsun? Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok Özkan. Özkan mı? Ya tamam, şimdi bana baba demeni beklemiyorum ama Özkan'la biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp mı oluyor? Allah Allah. Sen beni bırakıp giderken düşündün mü bu kıza yıllar sonra ayıp olur mu diye? Kızlar bak tamam. Anlıyorum, beni affedemiyorsun. Affedemiyor değilim. Affetmiyorum. Affetmeyeceğim de. Azal görmüyor musun? Seninle aram iyi olsun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Tamam, zamanında belki sana iyi bir babalık yapamadım, pişmanım ama... Yine aynı konuşmayı mı yapacaksın bana? Gerçekten mi? Ben seni yıllar önce sildim o defterden, anlamıyor musun? Bir dakika ya, yoksa senin benden bir çıkarın falan mı var? Ne? Ne bileyim, artık 18'i de geçtim. Belki kendi isteğimle sana para falan veririm diye düşünüyorsun. Diyorsun Hazal, sen böyle bir şey düşünebilirsin. Başka ne düşüneyim Özkan? Sen de Keriman da ikiniz de para delisisiniz, yalan mı? Hazal ne parası? Beni bu kadar aşağılama ne olur ya. Git Cansu'dan iste o parayı. Cansu keriz zaten, çıkarıp verir sana. Bir daha da beni takip etme, anladın mı? Git. Hı. Seninle Ozan hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl bir şey mi biliyorsun? Hayır canım, ne bileceğim. Psikiyatrist olarak. Tamam, söyle. Cihan, sen çok güçlü bir karaktersin. Başarılısın, karizmatiksin, sorun çözücüsün. Ne oldu? Sorun çözücü oldum şimdi bu haldeyim. Sorunlar her zaman çözülmez. Ama sorunları gördüğün zaman kaçmıyorsun en azından.
Bu da senin güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor zaten. Ben ne babalar tanıdım Cihan. Ne babalar dinledik. En ufacık problemde arkasına bile bakmadan ailesini terk edip giden. Sen onlardan değilsin. Sonuna kadar aileme sahip çıkıyorsun. Sonuna kadar onların yanındasın. Ayşe bak. Ben Ozan'ı hiçbir zaman hiçbir şey zorlamadım. Yani özgüvenli, özgür, iyi bir insan yetiştirmeye çalıştım. Bu şu olanlara bak. Cihan sen zaten çok iyi bir baba olduğun için Ozan seni rol model olarak seçti. Senin her şeyine özeniyor. Sen onun gözünde kahramansın. Güçlüsün, başarılısın. Ama düşmanından çocuğu olan eski eşini affettiğin için hayranlığı ve sana olan saygısını kaybetti tabii ki. Babam da aynı şeyleri söyledi. Tecrübe konuşmuş. Kendince çok hata yaptığını düşünüyor. Ve sana olan saygısını ve hayranlığını kaybetti. Şey ben Dilara'yı çocuklarıma korumak için tekrar onunla evlendim. Dilara'yla evlendim. Yani Ozan bunu anlayacak yaşta. Anlayamıyorum ya. Aslında anlayabilecek yaşta değil Cihan. Bunun için çok genç ve tecrübesiz. O yüzden sizinle görüşmek istemiyor. Sizden para almıyor. Size ihtiyacı olmadığını göstermek istiyor. Yani aklınca sizi cezalandırıyor. Ne yapacağım peki? Ne yapacağım? Gırtlak gırtlağa geldik işte. Yapamıyorum işte, tepki veremiyorum ki. Baba. Ozan yani kendimi çok suçlu hissediyorum. Hep benim yüzümden bütün bunlar. Candan bak. Artık bunu söyleyip durma. Senin yüzünden olmuyor hiçbir şey. Ben istedim böyle olmasını. Ben geldim buraya, ben. Ben dedim magazine çıkalım. Her şeyi ben istedim, anladın mı? Bilmiyorum işte. Yine de kendimi suçlu hissediyorum. Artık suçlama, lütfen. Seninle bir alakası yok. Annem benim hayatımı çaldı ama o yine de senin annen. Candan, o kadın benim annem değil artık. Benim için Harun'la birlikte olduğu an itibariyle bitti. Ben yine de senin ailenden kopmanı istemem. Candan, ben sana gerçeği söylemedim. Ne gerçeği? O gün mahkemeye geç kaldım, trafik vardı dedim ya. Evet. Aslında gittim. Geç falan kalmadım. Ama yapamadım. Ne bileyim, fazla geldi. Yapamadım. Kusura bakma. Aman canım, niye kusura bakayım? Ben senin ailenden tümüyle kopmanı istemiyorum ki Ozan. Ben tümüyle kopmak istiyorum. Anladın mı? Bütün bağlantımı koparmak istiyorum. Yüzlerini bir daha görmek istemiyorum. Ama bunu bir şekilde başaracağım. Tamamıyla kopacağım hepsinden. Kim dedi sana değiştir diye kanalı? Kusura bakma abla, izlemiyorsun galiba. Seyretmesek bile dinliyoruz. Aç şunu. Ülkedeki herkesin desteğine ve iyi niyetine ihtiyacımız var. El ele verin, ailenizi ve çevrenizi kazanılması ya gereken bu savaş için seferber edin dedi. Dur dur, ben onun havasını indireceğim. Sosyete! Sana diyorum. Sağır mısın, duymuyor musun? Buyurun. Diyorum, ayaktayken birer çay koy da içelim. Ha? Ben sizin hizmetçiniz değilim. Kendi çayınızı kendiniz koyun. Bugün geldiğin ilk gün. Posta mı koyuyorsun lan sen? Ha? Kızım, burası mapusta mı? Edepli olacaksın. Öyle mi? Öyle. Dilara Gürpınar. Ziyaretçin var. Kim bu saatte? Bana bakın. Bununla konuşmayacaksınız, anlaşıldı mı?
ne bir günaydın, ne bir merhaba. Eğer tek kelime ettiğinizi duyarsam kemiklerinizi kırarım. Kapış? Tamam abla. Gel iki dakika oturalım, konuşalım, açıklayayım. Girmiş bostana, kol bostancı danayı. Takın şunun emziğini ya. Dilara Gülpınar. Ziyaretçin var. Kim? Ailen gelmiş. Yıldırım abi nerede kaldı? Birazdan gelir Cansur. Kaç saattir birazdan gelir diyorsun? Bir sıkıntı çıkmış olmasın? Sıkıntı falan çıkmadı Hazalcığım. Birazdan burada olur, tamam mı? Merak etme. Anne. Bak bak gelmiş. Anne. Anneciğim. Çok özledim seni anneciğim, çok. Güzel kızlarım benim. Demir nasıl, iyi mi? Yemek yedi mi? İyi, iyi. Merak etme. Anneciğim merak etme. Demir'e çok iyi bakıyoruz biz. Onu hiç kafana takma, tamam mı? Güzelce uyuttuk onu. Yemeğini de yedirdik. Anne sen yemek yedin mi? Çok halsiz görünüyorsun. He? Yok kızım yedim, hiç merak etme. Tabii ki yiyorum yemeğimi falan. Anneciğim biliyor musun, bütün gece uyuyamadım. Hep seni düşündüm. Annem ne yapıyordur acaba? Ne yiyordur, ne içiyordur, nerede uyuyordur? Çok korktum senin için. Korkma korkma bebeğim, hiçbir şey yok. Kızlar şimdi ikinizden de bir şey rica edeceğim ben. Bana söz vermenizi istiyorum. Ne olursa olsun hayatınıza devam etmeye çalışacaksınız. Çünkü bu durum geçici. Evet başımıza böyle bir şey gelmiş olabilir. Ama atlatacağız. Güçlü olmak zorundasınız, tamam mı? Kardeşinize iyi bakacaksınız. Birbirinize de iyi geçineceksiniz. Söz verin bana. Tamam anneciğim, söz. Cansu. Söz. Tamam. Çok seviyorum sizi. Dışarıda bekleyin. Ben dedenizle de Yıldırım'la biraz konuşacağım. Hadi. Seni seviyorum anne. Ben de sizi. Baba kızları niçin getirdiniz buraya? Beni böyle görmeden istemiyorum. Yavrum çok ısrar ettiler, çok istediler. Ne yapayım? Dayanamadım.
Hayır baba, olsun. Ne kadar ısrar ederlerse etsinler. Getirmeyeyim bir daha. Tamam ya, tamam. Dilara'cığım, durumun farkındayım. Biliyorum. Ama kızlara söylediğin gibi biraz daha güçlü olmak zorundasın. Olmaya çalışıyorum Yıldırım ama inan ki çok zor. Bir an önce bir şey yapmak zorundasın. Biliyorum, biliyorum. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Verdiğim dilekçenin cevabı bugün yarın gelir. Seni kefaletle çıkaracağım. Müdür Bey'den ancak bu kadar izin alabildim. Özür dilerim. Gitmek zorundayız. Cansu, halacığım senin az yedin diye şey getirdim, meyve getirdim sana. Ay Cansu, ne güzel olmuşsun. Bir yere mi gidiyorsun halacığım? Aynen. Deniz'le akşam yemeğine gidiyoruz da. Ne? Deniz'le yemeğe mi gidiyorsun? Deniz'le yemeğe gidiyorsun. Benim haberim şimdi mi oluyor? Ya bu yarada olan her şeyi niye ben en son duyuyorum? Ya halacığım, ne güzel yapmışsın. Ama biraz daha giyinip süslensen. Şöyle biraz daha süs şey etsen. Kırmızı rujun yok mu? Ana, ne kırmızısı ya? Zaten yemeğe gitmek bile anlamsız geliyor. Şu anda Deniz çok ısrar etti. Ay olur mu halacığım, iyi ediyorsun, zaten üzgünsün, evde otur otur ne olacak? Biraz yersin, içersin, moralin düzelir, için açılır ha? Bir şeyler yesene kızım, bak şöyle bir tane. Yok, yok yok hala, çok sağ ol. Kapı! Geldi, ben gidiyorum. Buyurun. Merhaba. Cansu almaya geldim. İçeri buyurun. Ay Deniz, hoş geldin oğlum. İyi akşamlar, hoş geldin. Ay kuzum, ne yakışıklı olmuşsun böyle. Gelsene içeriye, gel. Gel içeriye. Yok, geçmeyeyim. Ha tamam, hemen gelir şimdi Cansu. Cansu! Cansu, Deniz geldi! Gidelim mi? Gidelim. Allah, hadi görüşürüz. Sen burada mı kalıyorsun? Ben buradayım halacığım, annen gelene kadar. İçin rahat olsun. Hadi gidin, eğlenin, yiyin, için. Haydi. Maşallah. Durmadan aklıma sen varsın. Ne yapıyorsun? Üzülüyor musun? Ne durumdasın? Bak. Efendim Hasan abi. Evet abi, bıraksınlar. Hayır hayır, ödeme yapmayacağız. Konuştum ben, tamam. Hadi abi, görüşürüz, eyvallah. Pardon aşkım. İşler yoğun gibi. Biraz. Sen memnun musun peki? İyiyim. Sıkıntı yok. Beni boş ver. Gittin mi anneni görmeye? Gittim. Nasıl durumu? Aşkım çok affedersin. Efendim Hakkı. Hakkı söyledim ya. Evet, fatura keseceksiniz tamamına. Tamam. Sıkıntı yaşamayalım, tamam? Hadi baba. Çok özür diliyorum aşkım. Ne olacak? Annen diyordun. Nasıl durumu şu an? Yani bize bir şey belli etmemeye çalışıyor da. Zayıflamış, biliyor musun? Cansu düzelecek, merak etme. Yani çıktığında hemen toparlar. Ya ondan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Mesela şu anda ne yapıyor, kimle konuşuyor, yemek yedi mi, ne zaman çıkacak? Aşkım sen hiç merak etme. Eminim baban en kısa zamanda çıkaracak anne. Sen gönlünü ferah tut, tamam mı? Bak bana. Bak bana.
Deniz, niye buraya geldik? Niye? Beğenmedin mi? Beğendim de ne gerek vardı? Sen mekanı mı kapattırdın? Evet. Rahat edelim istedim. Başlangıçlarımızdan Karides Picante ya da Orkinos Morini tavsiye edebilirim. Orkinos? Tamam. Yalnız biz birer tane de deniz tarağı alalım. Hay hay. Özel bir içecek siparişiniz var mıydı? Beyaz çorap ama sana bırakıyorum rica. Teşekkür. Gel abi. İyi günler. Alayım şöyle. Ne kadardı? 320 lira. Şöyle vereyim. Bakiye yetersiz diyor. Nasıl ya? Aşkım ne oldu? Şey yok bir şey tatlım. Yok yok bir şey hallediyorum. Bir daha dener misiniz? Üstünde nakit yok da. Ne kadardı? 320 lira. Ya tatlım gider kötüsün. Şöyle üstü kalsın. Teşekkürler. Hadi yiyelim şunları. Değişmişsin sen. Değiştim biraz evet. Cansu görüşmeyi çok uzun zaman oldu. Bazı şeyler değişti. Deniz peki anlatmayacak mısın? Yani mekan kapattırıyorsun. Kıyafetlerin değişti. Ne oluyor? Kötü mü olmuş? Hayır tabii ki çok yakışmış. Ama yani bu yeni hayatının kaynağını merak ediyorum. Kaynağı babam. Sen babanı kaybetmemiş miydin? Öyle dedin bana. Evet, ben de öyle biliyordum çünkü. Ama yaşıyormuş. Ya anlatsana. Özetle şöyle. Annem bana hamileyken babamla ayrılmışlar. Sonra benim babam sandığım adamla evlenmiş annem. Sonra karşıma çıktı ve ben senin babanım dedi. E neredeymiş bunca zaman? Yurt dışında yaşıyormuş. Birkaç yıl önce dönmüş. Annemin ölüm haberini alınca geldi. Konuştuk. Ağlaştık. Çok güzelmiş. Ben de mi yesem biraz? Ben de mi yesem biraz? Bizimkiler geldi. Bizimkiler geldi. Hiç şaşırmadım. Hepsini bitirdiniz mi? Ya insan bizi bekler. Bitirdik tabii. Geç kalmasaydınız bunlar bizim. Ya, öyle bir şey yok pek de yani. Neyse hadi gelin artık yiyelim. Yapacak bir şey yok. Dualar eder insan. Mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar. Çok
şükür, bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Vedalar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yârime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yârime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkın yüzüne. Söyle. Ya dediğim gibi işte. Sadece Cihan'la değil, bütün ailesiyle birlikte gibisin. Oğlu, kızı, karısı bilmem ne. Yani sen tek, onlar kalabalık. Resmen senin olması gereken zamanı senden alıyorlar. Ama aşk böyle bir şey değil mi Leyla? Yani sevdiğin insanı sevdiği her şeyi seversin, sahiplendiği her şeyi sahiplenirsin. Hayır, böyle bir şey değil. En azından ilişki böyle bir şey değil. Bu kadarı biraz gereksiz bir fedakarlık bence. İnanmıyorum sana ya. Sen aşk hakkında böyle konuşmazdın. Hayatım, bak sevdiğin adamın problemlerini çözmek sana şu anda iyi geliyor olabilir. Ama kabul edelim, bu adamın sorunları da dipsiz bir kuyu yani. Olsun. Nasıl olsun ya? Hayatım bak, bir yerden sonra boğulmaya başlayacaksın. Ne olacak, ben anlatayım mı sana? Mesela böyle romantik bir yemek yiyorsunuz. Pat bir telefon çalacak. Ya oğlu, ya kızı, ya birisi. Hop, Cihan gidecek. Sen yine yarım kalacaksın. Sen onun sorunlarının çözülmesini bekleyen taraf olacaksın. Ha, hoş geldiniz çocuklar. Oturun şöyle. Merhaba Yıldırım abi. Merhaba. Bir şey içer misiniz? O sadece Türk kahvesi. Meral Hanım, Hazal Hanım'a bir sade Türk kahvesi lütfen. Peki efendim. Teşekkür ederim. Yıldırım abi, ne oldu? Annemin davasıyla ilgili bir şey mi? Kötü bir şey mi var? Hayır, hayır, hayır. Başka bir şey için çağırdım sizi. Biliyor musunuz bilmiyorum ama Gülseren annenizin bir davasını takip ediyordum. Birkaç gün önce neticelendi o dava. Ne davası? Hani şu sizin karıştırılma olayınız var ya, o konu hakkında hastaneye tazminat davası açmıştık. Ve o davayı kazandık. 1.500.000 lira tazminat aldık. Tabii masraflar düştükten sonra 1.200.000 lira kaldı. Onu da iki eşit parça halinde sizin hesaplarınıza yatırdık. 600.000 mi? 600.000 lira mı? Evet Hazal'cığım, 600.000 lira. Bunlar da sizin hesap cüzdanlarınız. Hazal'cığım bu senin, Cansu kızım bu da senin. Başka bir şey yoksa ben gideyim mi? Kahve istemiştin, hiç mi çekmişsin? Yok yok, önemli değil. Kahve dişi taraftıyor zaten. İyi peki hala. Cansucuğum, iyi misin kızım? Gülsen annemi düşündüğüm yani yokluğunda bile iyiliği dokunuyor. Evet. Öyle. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kızım. Hallettiniz mi? Hallettik, hallettik.
Hazal nerede? Lavaboya falan mı? Çıktı. Gitti. Ne? İşi varmış. İşi varmış. Hazal işte. Aldı parayı gitti değil mi? İnşallah saçma sapan şeyler yapmaz. Bakalım ne yapacak? Rahat bırakalım işi. Merak ediyorum ne yapacağını. Hazırım hazırım Bahtiyar, geldim. Tamam. Emine abla, nereye gidiyorsun? Sevinç'in babamın mevlidi var da oraya gidiyorum. Birkaç saat durup gelirim, tamam mı? Anladım da işlerle kim ilgilenecek? Ben her şeyi hallettim, merak etme. Yani zaten evde de kimse yok biliyorsun, tamam. Tamam, peki görüşürüz. Görüşürüz. Bağırıyorsun ya, ödümü kopardın. Ha, niye korktun? Bir suç işliyorsun ki korkuyorsun yani. Yoksa niye korkulur? Ne yapıyorsun burada? Bir şey yapmıyorum. Ha işte ne güzel. Oh, hiçbir şey yapmıyorsun ama deste deste para kazanıyorsun. Demirşah nerede? Gezmeye çıktı. Ha, nerede olacak? Odasında uyuyor. Ha iyi. Tamam, ben şeyi yatırdım Can Haşmet'e. Acık da onunla ilgilen, tamam mı? Benim çıkmam lazım. Bana ne ya? Niye ben ilgileniyorum? Sen iyice alıştın ha. Kızım benim kadınlık şeylerim var. Epilasyon yaptıracağım. 1-2 saat ilgilen. Tamam mı? Bana ne senin kılın tüyünden? Bana bak. Kız sen babysitter değil misin? Sen bebek bakıcısı değil misin? Beni bağırtırıyorsun şurada. Yok bu bebeğe bakarım, bu bebeğe bakmam diye. Böyle bir lüks yok. Bakacaksın hangi bebeği veriyorsak sana. Haydi bak çocuğum. Bana bak. İkide bir gözünü başını böyle devirme. Gözünü oyarım. Anladın mı? Haydi bay bay. Sevinç. Bay bay çüz. Ruh hastası. Kırklansan arınamazsın zaten sen. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Efendim Sevinç. Yoksa bir haberin mi var bana? Maide Hanım ev boş olunca haber verin demiştiniz. Şu anda boş. Herkes bir yana dağıldı. Kimse yok. Öyle mi? İyi tamam. Benden haber bekle. Haruncuğum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Baba Ozan'la konuştun mu hiç? Benim telefonlarımı açmıyor. Konuşacağım kızım, merak etme. Her şey düzelecek, tamam mı? Sen üzülme. Alo. Cihan merhaba, ben Dilara. Ne istiyorsun Dilara? Cihan senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Demir'i buraya getirir misin biraz lütfen? Çok özledim. Sana oğlu getireceğim öyle mi? Cihan lütfen. Gerçekten çok özledim. Sadece kısa bir süre için. 5 dakika. Sen ne yüzle beni arıyorsun da benden böyle bir şey istiyorsun? Ha? Hiç utanman yok mu senin? Rica ediyorum Cihan lütfen. Dilara sen beni sırtımdan bıçakladın. Gittin o Harun'la gizli kapaklı görüştün. Bana yalanlar söyledin. Hiç utanman yok mu senin ya? Kapat telefonu. Seni görmek istemiyorum. Sesini de duymak istemiyorum. Demir'i götürmemi istiyor. Götür, anne o özlemiştir tabii ki. Bunu o Harun şerefsizle gizli kapaklı görüşürken düşünecekti kızım. Baba 5 dakika görsün, ne olacak? Hayır kızım. Ya tamam sen haklısın, ben bir şey demiyorum. Haklıysam sus lütfen. Ama Demir'den çıkartıyorsun suçu, o da özlemiştir. Kızım Demir'le bir ilgisi yok bu işin. Ya ne demek yok? Sen götürmesen ben götürürüm. Cansu, kızım. Cansu.
çıkarız oğlum. Odasında, ben sizi götüreyim. Buldum. Canım, yanındayım baba. Yanındayım. Ben sizi yalnız bırakayım. Özür dilerim babacığım. Özür dilerim. Baban olduğumdan şüphelendiğim için özür dilerim yavrum. Özür dilerim, affet beni oğlum. Yanındayım ama bak geldim. Artık yan yanayız babacığım. Yan yanayız. Bundan sonra hep yan yana olacağız, yan yana. Hiç ayrılmayacağız. Sen, ben, anne, oğlum, canım, bir tanem. Babasının canı, babasının bir tanesi, oğlum. Vermem. Ben götürürüm oğlumu Dilara'ya. Harun Bey, mahvolurum. Hayır. Vermeyeceğim. Ne olur Harun Bey, yalvarırım size. Harun Bey, lütfen. Eğer burada olduğunuz anlaşılırsa Dilara Hanım da çok kötü bir duruma düşüyor. Ne olur verin Demir'i bana. Dilara Gürpınar, ziyaretçin var.
ikna ettin babanı. Çok teşekkür ederim anneciğim, çok teşekkür ederim. Mutlu oldun mu? Sen mutlu ol diye yaptım. Olmaz mı? Oldum tabii ki. Cansu nasıl? Yemeğini yiyor mu? Geceleri ağlıyor mu, uyuyor mu? Yiyor, arada uyanıyor ama ben yokluğunu hiç hissettirmemeye çalışıyorum. Sen aklın kalmasın, tamam mı? Beni arıyordur tabii. Ya arıyordur tabii ki, aramaz mı? Kaç saat uyudunuz? Bir önceki gece 2-3 saat uyudum ama dün gece kesintisiz 6 saat uyudum. Ne güzel. Çok güzel bir gelişme bu. Peki sersemlik falan oldu mu? Hayır. Halsizlik? Hayır, aksine ilacı aldığım günden beri kendimi daha dinç hissediyorum. Çok güzel, çok sevindim. O zaman bir süre daha aynı dozda kullanmaya devam edelim. Sonra sizin çizelgenize göre dozu arttırır veya düşürürüz. Olur mu? Bir şey mi oldu? Aslında sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Tabii, dinliyorum. Ben tedaviye devam edemeyeceğim. Buraya son gelişim. Neden? Beni işten çıkardılar. Yeni bir iş bulana kadar da gücüm yetmez. Aslında yatılı bir iş arıyorum. Yani o kadar çok istiyorum ki. Niye peki böyle bir şey yaptılar? Sabıkalı olduğunuz falan mı? Hayır, hayır. Onlar da şehir dışına taşınıyorlarmış. Bana bugün söylediler. Zaten sabıkalı olduğumu bilmiyorlar ki. Söylememiş miydiniz? Sabıkalı olduğumu bilseler bana iş verirler mi? Haklısınız. Hatice Hanım, ben size daha önce sormayı unuttum. Çocuğunuz var mı? Bir kızım var. Ne güzel. Kaç yaşında? 29 yaşında. Oo, yetişkin. Görüşüyor musunuz? Sizi görmeye gelmedi mi hiç cezaevindeyken falan? Sizinle görüşmek istemiyor mu? Yaşadığımı biliyorum, ondan bile emin değilim. Ama size gelemeyeceğim. Yok Hatice Hanım. Tedaviye devam edeceğiz. Sizin için önemli olan o. Tamam mı? Hiçbir şey kafanıza takmayın. Peki. Haftaya görüşüyoruz o zaman. Görüşürüz. Ayşe Hanım Armin'e yarıyor. Ay, abilerin en yakışıklısı. Ne yapıyorsun? Özledim çok. Ben de güzelim. Ben de çok özledim. Ama sen çok hayırsız oldun Ayşe. Hiç gelip gittiğin yok güzel. Ne zaman geliyorsun bakayım? Geleyim bu akşam. Oo, harika. Mutlaka gel. Ya Harun amcığım, bir şey soracağım. Maide annemle konuştun mu? Bu MR işini. Aklımdan hiç çıkmıyor. Bir çektirsek o kadar iyi olacak ki. Ben de onun için aradım zaten. Güzelim seni. İkna edemiyorum ben bir türlü. O tabut gibi şeye girmem diyor. Dün de kalkarken düşüyordu az kalsın. Gözümde benekler uçuyor falan dedi. Daha önce oluyor muymuş, ilk kez mi? Hep oluyor diyor. Ben bir Huriye ablayı arayayım o zaman Harun abi. Bir sorayım. Çiftlikte daha önce başına böyle bir şey geldi mi? Belki bir doktora gitmiştir, bir film falan vardır. MR'la karşılaştırırız. İyi, tamam. Akşama görüşürüz zaten. Görüşürüz. Kiminle konuşuyorsun? Ayşe'yle. Senin bu kızın çok hayırsız oldu adam. Hiç gelip gittiği yok. Bu akşam bize geldi. Ha, geliyor mu? Hele bir gelmez. Hadi ben işe gidiyorum, geç kaldım. Aa, yok yok, bir kahve içelim öyle git, olur mu?
Olur. Tamam. Gene nehir gözüm. Canım geçiyor. Hadi gel, geç otur. Hadi. Ya Hurriye ablacığım, annemin böyle çiftlikteyken başı dönüyor muydu hatırlıyor musun? Veya baş ağrısı çekiyor muydu işte gözüm kararıyor falan gibi şeyler söylüyor muydu? Gözüm mü kararıyordu? Yok. Doktora gittim peki hatırlıyor musun? Tebe tebe ne doktoru kızım gitmedi. Gitmedi. Tamam. Bir şey mi var kızım? Yok yok hiçbir şey yok. Öylesine genel bir kontrol yaptıracağım öylesine soruyorum. Merakımdan geldim. Olsun geldi ya. Oğlum. Dün sana çok yanlış davrandım. Özür dilerim. Ama ben de yolumu kaybettim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seninle baba oğlu olarak değil, iki arkadaş olarak konuşmaya ihtiyacım var. Lütfen kırma beni. Buluşalım, konuşalım. Çok merak ediyorum oğlum. Biz nasıl iki arkadaş olacağız? Basbayağı iki insan gibi. Ben yaşadığımız her şeyi geride bırakıp senin arkadaş olmak istiyorum. Bütün dertlerimi, sıkıntılarımı seninle paylaşmak istiyorum. Abi böyle bir şey olmaz. Biz ne? Arkadaş olamayız. Neden oğlum? Zaten kötüyüz. Daha kötü oluruz. Deneyemez miyiz? Deneyemeyiz, gerek yok. Çünkü her şeyin en doğrusunu sen biliyorsun. Hiç hata yapmıyorsun. Senin süper güçlerin var. O yüzden bu halde. Ne? Şu yaşadıklarına bak. Bir günüm huzurlu mutlu geçmiyor o zaman. Annen hapishanede. Cansu perişan. Hazal'ın ne yaptığı belli değil. Sen avcumdan uçtun gittin. Neresi? Neresi süper güç bendeki? Çocuğum bak ben annenle tekrar evlenerek büyük bir hata yaptım kabul ediyorum. Gerçekten yanlış yaptım. Evlenmemeliydim. Hayret. Hatalarını kabul etmeye de başlamışsın. Öderim ne var ki? Bak baba. Sana bir şey söyleyeyim. Söyle oğlum. Anlaşılan o ki sen birilerinden akıl almışsın. Git oğlunla arkadaş ol falan demişler. Ama bak. Bizden ne köy olur ne kasaba. Biz zaten bitmişiz. Bırak daha fazla zorlama. Daha kötü olmasın. Deneyemez miyiz evladım? Deneyemeyiz. Hiçbir şeyi deneyemeyiz. Neden? Öyle. Peki. Madem istemiyorsun, öyle olsun o zaman. Ama bundan sonra senden yetişkin gibi davranmanı rica ediyorum. Hiç doğru davranmıyorsun çocuğum. Hiç. Yetişkin insanların sorumlulukları olur çocuğum. Senden rica ediyorum. Mesela ne gibi sorumluluklar? Dark Şirketler Grubu'nun finansal dosyası. Şirketlerimizin hepsinin dosyası. İyi incele. %10 hissem var şirketlerimizde biliyorsun. Bundan sonra gel o %10 hisseni yönet. Seni yönetim kurulu toplantılarına bekliyorum bundan sonra. Haftaya yönetim kurulu toplantısı var. Orada olursan sevinirim. Yönet hisselerini evladım. Tamam, yöneteceğim. Ozan, oğlum biliyorum bana çok kızgınsın. Ama yapma ne olur. Baba ne bu şimdi? Sen beni defalarca reddettin. Bana vurdun. Bunun bir anlamı yok benim için şu an. Oğlum sen kendi yaptıklarını hiç gözden geçiriyor musun? Hı?
Son zamanlarda neler yapıyorsun farkında mısın? İki kez ölümden döndü çocuğum. Annen senin yüzünden içeride. Biraz kendini topla, şekil düzen ver. Otur bir tat kendini çocuğum. Yanlış yoldasın. Ayrıca sizin saçınızın teline zarar gelse benim içim parçalanır. Kahrolurum o zaman. Sen benim oğlumsun. Benim bir tane oğlum var. Evlat ne demek bilmiyorsun sen çocuğum. Senin de çocuğun olduğu zaman anlayacaksın. Sen benim bir tanecik oğlumsun. Ne yaparsan yap. Benim evladımsın. Huriye, Ayşe aradı mı? Aradı. Ha ne dedin? Evrakları yok ettin değil mi? Ettim, ettim. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Huriye, hadi kapatmam lazım. He, tamam, kapat, tamam. Kapat. Seniko. Hoş geldin, hoş geldin. Ay bol yanoksun, bol yanok. Deli kız. Ne yapıyorsun? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Harun abim yok mu? Buradayım, buradayım. Hoş geldin fıstık. Hoş bulduk Harun abi. Canım. Aa saat kaç olmuş hadi. Sana yaprak sarma yaptım. Sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Anne bu halde neden mutfağa giriyorsun? Allah Allah. Ne varmış halimde? Yani tamam bir şey yok anneciğim de yani. İnsan bir dikkat eder ne bileyim. İlgilenir kendinle. Sarma da zor iş. Aa, çok iyiyim ayol. Sen kendine bak. Tamam, tamam. Bak sinirlendiriyorsun beni. Ne güzel keyifli yemek yiyeceğiz. Başının ağrısı geçti mi anneciğim? Aa, benim daha o gün geçti baş ağrım. Deli midir ne? Sema çorbayı getir. Ben şey diyorum. Aslında böyle değil mi Harun amcığım? Tekrar bir MR çektirsek. Nereden icap etti bu şimdi? Yani içimiz rahat etsin anneciğim. Yani en başta bir de o gün çok aceleye geldi, olmadı o. Evet, hatta bir check-up yaptır onu ben şimdi. Bence de. Tabii. Aa, ne o? Beni o şey ne o tabuta sokacaksınız yine değil mi? Hayatta girme. Ya hemen niye reddettin ki anne? Girme, zorla mı yaptırıyorsun? İstemiyorum efendim. Aa, bütün ki tadımı kaçırdınız yani. Hadi yemek yiyelim. Hadi afiyet olsun, afiyet olsun. Aman ne peçeten var, ne kaşığın var. Sema, kaşık getir. Çok özür dilerim, unutmuşum Aydın. Tamam, tamam. Ben de niye kızıyorsam. Kadın tek başına, ev koskocaman. Nasıl yetişecek ki? İnsanda akıl mı kalır? Bir yardımcıya ihtiyacı var. Tamam işte çağır Huriye gelsin. Aman bu saatten sonra Huriye çekilir mi canım? Başlayacak dizlerim aşağı, dizlerim yukarı. Yok zaten o çiftliği bırakamaz. Benim aklımda biri var ama. Kim? Hastam. Aa, hastam mı? Daha bugün söyledi iş aradığını. Korkma hemen. İyi bir kadın. Çok acı çekmiş. Garibanın teki. Ben bir tanıştırayım, içine sinmezse çalışmazsın. Bir bak. İyi, tamam getir. Ne peçete var ne peçete? Sema peçete! Abi nasıl oldu anlamadım ya. Kadın geldi bir anda çarptı işte. İşte o durumda polisi arayacaksın. Onlar da gelecekler, tutarak tutacaklar. Zaten kasko ödüyor onu. Ya doğru söylüyorsun da kadın çok yaşlıydı. Çok da panik oldu. Kıyamadım bekletmeye. Tamam sorun değil dedim, atladım sana geldim. E anladım, iyi yapmışsın be. Evet. İyi yapmışsın. Neyse, hallettik. Bak cillop gibi oldu. Abi eline koluna sağlık ya. Vallahi on numara oldu. Eyvallah kardeşim. E gel bir bardak çay içelim. Ya abi okula kaçayım ben ya. Şimdi geç kalmayayım. Bir sonraki sefer inşallah olur mu? İyi sen bilirsin. Eyvallah. Abim borcu nedir bunun? Serkan bu 300 lira tuttu da sen 200 lira ver tamamdır. Eyvallah çok sağ ol. Şöyle buyur. Ha bu arada geçenki bakımdan bir ödemen vardı galiba. Abi yanlış olmasın ben onu Özkan abiye verdim ama. Verdin mi?
Evet abi, geçen hafta 700 lira ödeme yaptım. 700 lira? Evet abi. Yani hatta ayıptır söylemesi 100 lira da el emeği verdim. Ya kusura bakma Serkan, ben şimdi Özkan'la da konuşmadım ya. Ona verdiysen mesele yok. Özür dilerim kardeşim. Yok, estağfurullah. Bir sıkıntı olur böyle şeyler. Eline koluna sağlık, ben kaçayım. Eyvallah, eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz koçum. Eyvallah. Bir tane simit aldım lan. Gelin gelin. Özkan, bir şey soracağım sana. Aldım aldım. Peynir de aldım. Tamam. Şimdi bırak peynir meynir. Şu Serkan para verdi mi? Hangi Serkan? Kaç tane Serkan var lan? Ha? Ozan'ın arkadaşı. Ha. Oğlum işte o gün dedim ya çocuğun yanında nakit yoktu, veremedi diye. Vermedi. Yengem vermedi diyorum. Niye bin defa soruyorsun? Lan sen niye ağzın şerefsiz bir adamsın lan? Ne oluyor lan? Biz de seni adam sandık. Yengi ne diyorsun kardeş? Lan çocuk söyledi oğlum. Özkan abiye ödedim parayı dedi. 700 lira almışsın. He? 100 kağıtla bahşiş yapmış. Utanmıyor musun lan yalan söylemeye? He? Beni ne hale düşürdün? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Engin kardeş. Ne Engin? Ne? Engin ne lan? He? Bana bunu da mı yapacaktın Özkan? Kardeş bir sakine şuraya geç, bir otur, her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın lan? Neyi anlatacaksın? Bana bunu da mı yapacaktın oğlum? Oğlum ödeyecektim Engin. Aşık oldum lan. Ben o parayı sayınca akşam yemeğini çıkarmak için aldım. Sonra sen kızarsın diye sana söylemedim. Vallahi ödeyecektim Engin. Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Eğer kötü bir niyetim varsa şurada iki gözüm ölüme aksın lan. Sen ne zaman akıllanacaksın lan? He? Özkan sen ne zaman akıllanacaksın oğlum? O kızla oyun oynuyorsun. Yalanla dalanla aşk olmaz. Aşk dediğin şey böyle bir şey oğlum. Gideceksin, o kıza gerçekleri söyleyeceksin. Eğer sen söylemezsen, ekmek Kur'an çarpsın, ben söylerim. Tamam kardeşim, her şeyi söyleyeceğim. Bütün gerçekleri anlatacağım. Gideceğim karşısına, ben buyum, buyum, buyum kızım diyeceğim. Zaten gerçekten beni seviyorsa bu halimde kabul eder yani. Değil mi? Engin ne olur yapma kardeşim, ne olur affetle. Ay gözüm görmüyor. Kim bu? Ayşe Hanım arıyor. Haber. Fındık Ayşe. Alo anneciğim. Biz Hatice Hanım'la yoldayız, geliyoruz. Aa çıktınız mı? Çıktık çıktık, sana haber vereyim dedim. İyi tamam tamam, bekliyorum. Tamam bir tanem, öpüyorum çok. Ayşe Hanım emin misiniz? Eminim tabii ki. Lütfen siz içinizi rahat tutun. Öyle annem sert mizahçı görünür ama yumuşacık kalbi vardır. Çok seveceksiniz eminim. Hadi gözün aydın Sema. Sana yardımcı geliyor. Ha, öyle mi? Ayşe bir hastasını getiriyor. Kadının işe ihtiyacı varmış. Ben de getir bir görelim dedim. Aranızda iş bölümü yaparsınız. Mutfakta iyiyse o burada kalır. Yoksa ortaya çıkar. Artık sen karar ver onlara. Peki. Yalnız şimdi sen bunları bırak. Yatılı gelecek kadın. Aşağıdaki küçük odayı hazırla ona. Tamam mı canım? Tamam. Hadi. Pek yakışıklı olmuşsun. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
Buyurun Atıcan. Nasılsın Çağatay? İyi ya, ne olsun. Mahalle teyze sizi bekliyor. Biliyorum, biliyorum. Buyurun Atıcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Semacığım. İçeri değil mi? Geldi. Annem. Canım. Hoş geldin. İyi misin? İyiyim. Ay ne güzel olmuş saçların lila lila. Sevdin mi? Çok beğendim. Sen de çok iyi görünüyorsun. Hatice Hanım buyurun buyurun. Bahsettiğim Hatice Hanım. Annem. Memnun oldum efendim. Ben de. Hastam var maalesef. Hemen çıkmam gerekiyor. Hem siz rahat rahat konuşmuş olursunuz Hatice Hanım'la. Tanışmış olursunuz, olur mu? Tabii, tabii. Konuşuruz Hatice Hanım. O zaman müsaadenizle. Hadi canım. Sevdim seni. Hadi iyi çalışma. Sağ ol anneciğim. Görüşürüz Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha. Vay vay vay. Senin ne işin var burada? Ben cezamı doldurdum Mayda. Onu görüyorum. Biz senden bir anlaşma yapmadık Hatice. Ha? Ayşe'nin hayatını mahvetmeye mi geldin? Benim öyle bir niyetim yok. Ben buraya kızımın yanına geldim. Ona her şeyi anlatmadan da hiçbir yere gitmiyorum. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? İzmir'deyim.